bir dediğinden almak. Yani diyelim ki sen tamam günü vereceğin kadar çünkü ben göndereceksin. Gün vereceğim. Ondan bir gün gene vereceğim. 10 gün girdi gene vereceğim. Şimdi bilmediğin günleri siz ne yapabilirsiniz? Hocam bana bir sınıf ayarlayın o zaman. İşte onu konuşuyorum yani. Şimdi onu bakın seninle konuşayım da ondan sonra ben de tekrar konuşacağım. Yok, zaman, sınıf ayar verin madem öyle, yoksa... Ya da şöyle yapar ya, kendi... Bu işler... ekonomik bir biraz da. Orada sen derse girmedin, ücret ödediler mi sen? Ödediler mi? Öbür şey ya. Yok şeyde, sen bir meslek testine gittin ya, meslek testine mi? Çırak'ta mı? Çırak'ta mı? Çırak'ta ödediler mi sen? Yani. Orada bir çırak zorunda niye ödediler? Orada derse girdin mi yok? Derse girmedin de meslek testine ödediler. Şu olarak raporlu olduğum 2 ay ödenmedi o hariç. Raporda ödenemez ya. Raporda ödenemez. Raporda sadece maaş ödenemez. Hele sen orada hep plaklı eğitimde hep raporlu muydun? Yok. Raporlu olmadığın günlerde ne yaptın? Raporlu olmadığım günlerde herhangi bir sorun olmadı öyle. Ya üzerinde ödenemez mi? Önemli. De bana... Sınıf olsa daha iyi olur aslında. Hayır, siz dün konuştuk ya, ilk öğrendim gönderilerim diye, o zaman şunu da yapabiliriz, bir bakalım. Tam olarak ne olacak ben de anlamadım. Öbür mahkeme süreci de... Senin gibi bir yazım yani. Sen işe rapor almışsın. O raporun sonunda. Hastanedeki gönderdi. Tekrar mahalleyi. Onun bitimi de tekrar mahalleyi gitti mi? Yok. Onu istiyorlar. Bir bakın. Şimdi orada eşi de lazım. Evet, raporu eşitli gönderilmişti. Bizde de açık edilir ödüler. Rapor süresinin uygulukluğu gelirlerdi. Tekrar maalesef hastaneye gidip gönderilmesi tutmaydı. İki hastaneye gönderilmesi ve sonuçtan gönderilmesi yıkan hastaneye gönderilmesi için yanıt aldı. Şimdi bu da ne diyor biliyor musun? Ben rapor aldım ya, önden doktorunu da gördüm. Rapor aldıktan sonra raporunda şey geliyor. Rapor sonucu tekrar kontrole gelmesi. Öyle bir şey yazmıyor. Var, ben dosyada okudum onu. Elmez. Var, onu başlıyor. Dosyada başlıyor. Onlara da rapor göndereceğim. Şimdi, ben de dosyada okudum. Şey diyor. İşe istirahat edilir. İstirahatın sonucunda kontrol edilmesi. O rapor dosyada çıkarayım mı? Ben evde de mi vardı ne o örneği? Olması lazım. Evde de veya dosyamızda var. Doğru. Çıkarayım mı onu? Yok gerek yok bilirim ben o sonra. Ha diyor ki. Şimdi bak ülkeden bitirdim diyor ki. Adı dedim rapor sözü doğdu. Şu nedenle tekrar mali için hastaneye gidip gitmedi. Yok gitmedim öyle. Ha. Gitmedi ise hastaneye gönderilmesini ve sonuçtan ülkelerimiz ise bana kadar önce gitmedi. Ben heyete falan girdiydim orada işte. O heyette raporunu okuduk ben. Rapor diyor ki. İtirafı gidildiğinden sonra kontrol için tekrar gelmesi diyor. Senin de var. İstersen evden okur, istersen dosyalarını çıkartabilirim onu, şey diyorum. Yani eğer hastaneye gitmişken o sonucu getir diyorlar. Gitmemişse hastaneye gidiyor. Ben o hastaneye müfettişler yolladı. Dedim her şey kayıt altına alındı falan dedi. Fakatlar var orada. Yok. Şey müfettişlere söyledim. Arif Hoca'ya söyledim. Birçok sohbet dinlemeye alındı dedim. İnternette dedim. Hemen apar topar Bakırköy'e sevk ettiler. Onu beğenmedim size de. Yani öyle sadece sinirsel bir rahatsızlık vardı. O tiyatroya sevk ettiler. O tiyatro orada şey diyor. Salah mı? Ne anlamda geliyor? Bir tespit koymuşlar. Evet. Salah mı? Böyle bir anlamda bir yandan... Psiko, nerotik bozukluk mu diyorsun? Öyle bir şey. Diyor ki orada. Ben o raporu okudum. Diyor, dosyalara bak şimdi. Diyor ki, iki ay istirahatın sonucunda tekrar kontrolü görmez diyor. Olur, gider bu kadar. Eğer öyleyse o da bak.
Sen evdeki o raporu mu istedin? Yok, evde kayıt mı ettin bilmiyorum, çantamda mıydı? Ben sana çıkartıp veririm. Ben şimdi o kadar utandım ki git hastaneye, git şuraya, git buraya, ben ama ondan bir şey çekebilirim, ben şimdi bir sorayım da. Ondan bir şey çekebilirim, şimdi ben dedim gibi, siz de bu şartla kolay gelmesin. Savcılık falan mı girsin artık, ya bu emniyet müdürlüğü mü girecek, ben anlamadım bu şey. Git gel, ben sorayım çünkü oradan oraya, oradan oraya. Şimdi ben içeriye sorayım mı? Onlar mı söyleyecek, sen mi söyleyecek? Bilmiyorum, ben sormadım. O zaman sorayım da eğer... Ben rapor 5 insandan istiyordum işte, buraya başlıyor. Yok, onu diyorum. Zaten o raporu gördüm. O rapor da değil mi? Yok, insanın 5'inden istiyordum. İşte ondan sonra sen bu şeyi... Buraya geldin lan, işlerim ben de oraya da gittim. Alo. Alo. Ha, sayın da ben Fuat'ımda. Alo. Alo. Ha, hocam, ben Fuat'ımda hocam. Bizim arkadaşımla arıyorum ben. Hocam o yazı geldi. İçeride yanında da. Şimdi diyor ki ben hastaneye gitmedim diyor. Size söz diyeyim ama şimdi ne hastaneye gitmedim ki sizden yazı alıp da gitmesi gerekiyor. Herhalde yazıyla gitmesi gerekiyor değil mi? Şimdi o Arif Hoca ile Hüksün Hoca'yı ben mahkemeye vereyim bak. Madem öyle. Hocam sesim çok az geliyor da. Evet, o kadar. Rapor var evet. Ha direkt, direkt gidebilir onlar. Tamam, tamam. Tamam hocam, onlar... Şimdi tekrar bir daha düşün. Kapatıyorum, bir daha düşün. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam hocam. Şimdi oraya gönderiliş nedenini de anlatayım size de. Oku ben. Ben hani yok çok geç gelmeden üçüncü kat oldandınız artık hani daha iki gibi en geç gelmişiz ama sonuçta çözmüş oluruz. O yüzden de ya da eğer hazır değilsen yarın gel. Çünkü üç buçuk olacak o zaman ya yarın geleceğim. Tamam. O zaman hiç işte, o zaman her iki de yani bugün saat 3'den 3'den başkanımla toplandığımızda herkesin katılması diyor. Onun için şey değil. Tamam. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Tamam. Tamam. Okey. Anladım. Tamam. Okey. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Üretelim diyor. Yani oraya sevk etmenin nedenini de anlatayım. Bütün bu şeyler sırası eğitime giderken bütün o soruşturmalar falan hep kayıt altında internete verdim dedim. Bütün hemen apar topar beni Bakık İlkun Hanım'dan Arif Bey'i sevk etti. Korktular. O şeyleri ben savcılığa direkt beyan edeyim bak. Bu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Han Bey'di. Bu eski kaymakamıdı. Artık kim? Ben anlamıyorum bu işi. Bu devlet yazık buyurursun, başka hiçbir şey demeyin. Az daha içeri gireceksin geçen sana, yalan ifadeyle. Yok, sakin de. Durmadan hani bir şeyler çıkartıp sunulması kadar kötü bir şey yok. Hakim, avukat ister misin dedi, ister mi dedi. Avukat iş yaptı, hemen beyan edeceğim artık avukata, bir suç duyurusuna da ben bulunayım bari. Avukat hatırlamaz mı? İşte bunun ben, aman Milli Eğitim Müdürü, eski kaynakam olsun, Cahit Bey, siz çok şey yaptınız da ben... Hayır, ben Cahit'i tanımıyorum. Yok, ama bir adamla kalabalık soruyorum. Oraya hep görelim, o bıçağı, hatta oraya polislere sordum, bu savcıyı ben nasıl göreceğim? Kendimi seçten burada görür o zaman dedi, ama ne anlamı var bu?
Bu savcıyı görmek için... Tabii, kendine niye zarar veriyor? Yok, savcıyı nasıl göreceksin yoksa? Göremezsin, ne şikayetin varsa yazılı bildir diyor. Doğru. Ama çok büyük bir şey var işte. Çok büyük sır diyeyim artık o kadar. Fazlasıyla yani çok iyi bir aslında. Çok iyi. Ya öyle başka bir şey, sınırlanacak bir şey yok. Yok aslında. Oradaki anlatıldığı gibi o kadar da... Sakin olmakta fayda var. Ama Hüseyin Avni Bey, geçen seneki kaymakam, okulla gelen müdürler, dil fiil koordinasyonu içinde çalıştılar geçen sene. Çok güzel. Eğer ki... MİT'tir, emniyetin biri. Yaptılar. Nasıl iyi yapacağım? Dün sen bana bir şey söyledin, ben bayağı... Evet. Ben bu öğrencilerin yerine giderse, onlar mağdur olacaklar, bizden mağdur çıkacaklar, değil mi? Yok, onlar mağdur çıkıyor, ben anlamadım. Ha, mağdur çıkıyor. Şimdi aynı şey, şimdi eğer o kaymakam, o ilçenin değişim müdürü, o ben, müdür, o şeylerden... Senin aleyhinde bir şey yapmıyorlarsa, senin de ahın onlara tutar. O orasını hiç bilmiyorum o kadar. Düşünmem, ben zaten altta etmem. Ben lafları böyle. Altta etmem öyle. Altta altta kuruyorum lafları. Mesela bu sen, o lafları çok etsin dedi. Yani. Yok, ben altta etmem diyorum işte. Ben yıllarca okumuş kaynakam olmak kolay değil öyle. İşte. Epey dırsak sürütmek gerekiyor. Yani göçek miydi ne geçen sene kaynakam? Epey dedi. Şimdi bak, mahsuru var. Mahsuru var. Ama öyle de olmak da kolay değil. Ya işte ve... Normal kolay mı? Bak sen de diyorsun, bir fakülte bitirme. Yani o şeyde hiçbir şey yok. O müfettişler beni fakülteye sevk etmesinin sebebi her şey kayıt altında İlkun Hanım'dan Arif Hoca dedim. İnternette savcılığa gitmeyi bekliyordum. Hemen apar topar beni fakülteye sevk ettiler. O orada öyle mi? He. Önceleri yoktu. Yoktu. Arif Hoca ile İlkun Hanım'a bir korku düştü, hemen fakülteye sevk ettiler. Yani bu... Hastanede buna rapor ediyor ki İstirahat istirahatıyla ve istirahatlı biçiminde İstirahat 5 Nisan'da bitiyordu. İşte ona sen gitmen gerekiyor. Gitmemiz. Yok, söylenmedi hiç bana. Ama o raporda senin elinde yok mu? Var mı? Ben buraya başladığımda da söylenmedi. Raporu evde öyle bilmiyorum. Ben hiç okumadım ki raporu. Ben de o heyeti bekliyordum, heyette bir şey bulduk ki kiralıyordum. Ondan sonra... Şimdi ben size bir şey diyeyim. Büyük bir suç şeyi var ortada. Ortada büyük bir suç var. Ama devletin tam bir koordinasyon içinde bu adamı ya içeri attıracağız ya görevden attıracağız işte her neyse. Ama o bağcılardaki olayı bile söylemedim. Ne savcılar ne başka bir yere. Savcıyı göremedim ki. Avukatı ben ne için istedim? Söz. Yok, mahkemeye çıktım da böyle bir şey. Ama mahkemede savcı olur, hakim. Yok, sadece hakim vardı, o da olayı söylüyor. Dedim böyle bir şey olmadı. Ben şikayetçiyim. Bir avukat falan istiyorum dedim zaten orada. Ama vermeleri lazım. Bilmiyorum işte. Avukat verseler zaten. Avukat sistemini hak veriyorlar sana. Yani normalde. Ama evet. Barolar gibi. Yani İstanbul barolar gibi sana avukat verir. İnşallah. Yani. Ben yoksa bu o yazında raporunu bulalım. Olmazsa dosyanın açık yaptığını. O yüzden evde bulamayacaksın. Ben anlıyorum seni. Anlıyorum. Sen anlıyorsun ya. Senin kardeşi hatta